İnşallah, amin. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sağ olun. Haydi bilin. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Cengiz Üstün, pazarcı esnafını ziyaret ederek Ahilik Haftası'nı kutladı. Esnaflarla bir süre sohbet edip istek ve taleplerini dinleyen Üstün, bol kazanç temennisinde bulundu. Harekete bak. Esnafsa bizden değil. İşi biliyor hem de fenomen. Harekete bak. Çarşamba pazarında dualarla başlayan ziyarete Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş, Ticaret İl Müdürü Ferhat Sümer, Berberler Odası Başkanı Suat Uygur, Sebzeciler ve Meyveciler Odası Başkanı Veysel Gök, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mahmut Emin Birliktir, Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Suat Diler'le STK temsilcileri katıldı. Ahilik Haftası'nın hayırlar getirmesini temenni eden Başkan Yardımcısı Karakuş, açıklamasında Afyon esnafı ahlaklıdır, temizdir, düzenlidir, borcuna sadıktır dedi. Meydanla başlayarak bugün de çarşamba pazarımızı ziyaret ediyoruz. Esnafımıza hayır işler diledik, hayır haftalarını diledik. İnşallah ahilik kültürünün Afyon'da devam ettiğini biz düşünüyoruz. Bu kültürün daha da gelişerek devam etmesi tek umudumuz, beklentimiz. Afyon'un esnafı ahlaklıdır, temizdir, düzenlidir, borcuna sadıktır. Biz bunları zaten biliyoruz. İnşallah bu alışkanlıklarımız artarak, güzelleşerek devam etmesini bizim dileğimiz. Herkesin haftası kutlu olsun. İnşallah hayırlara vesile olsun. ESOP Başkanı Cengiz Üstün ise konuşmasında bu kültürü bugün yaşadığımız gibi gelecek kuşaklara da aktarmalıyız diyerek şöyle devam etti. Bu arada işte bugün pazar yerini dualarla açtık. Esnaf ziyaretimizi tamamladık. İnşallah işte bu ahilik kültürünü sadece senede bir defa değil birçok defa da tekrar ederek daha küçük yaşlara indirmek suretiyle yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın da müfredatlarına sokarak okullarımızda da verilmesini biz canı gönülden istiyoruz. Bunları zaman zaman gündeme getirdik. Siyaset adamlarımıza da getirmek suretiyle bu kültürü biz artık yaşatmak durumundayız. Başkan birliktirse ahilik kültürünün müfredata girmesi lazım dedi. Bunun yaygınlaştırılması lazım. Bu çerçevede biz de bugün pazar yerini çarşamba günü dualarla pazar yerimizi açtık. Esnafımıza hayırlı işler diliyoruz. Tabii ki ahilik kültürünü müfredata girmesi lazım. Vali Hanım'a da söyledik. Dolayısıyla belediyemiz bu konuda son derece yardımcı oluyor. Odalar Birliği Başkanımız zaten olduğu kadar çalışıyor. Ben bu vesileyle Sayın Belediye Başkan Vekilimize de Odalar Birliği Başkanımıza teşekkür ediyorum. Esnafımıza da hayırlı işler diliyorum. Hayırlı haftalar olsun inşallah. Başkan Gökse, ahilik kültürünün eğitim olarak da uygulanması lazım dedi. Ahilik geleneği esnafın temel şeyi, bunun üzerinde fazlasıyla duruluyor, daha da fazla durulması lazım. Çünkü toplumda birlik, beraberlik, kardeşliğin ya da toplum düzeninin sağlanmasında en temelli düstur insanların doğru olması. Ahiliğin en temelinde de bu var. Bu sıkıntı zaten bütün her şeyi aşmamıza neden olur. Ahiliğin özünde de bu olduğu için daha fazla böyle eğitim alanlarında, öğretim alanlarında bunun önemli üzerine vurgulanması lazım.